Herkese merhabalar. Şimdi sizlere çayın yanında yiyebileceğiniz ve ikram edebileceğiniz çok güzel pastane tadında elmalı kurabiyelerimizin tarifini veriyorum. İç harcı için malzemelerimiz 3 yemek kaşığı pudra şekeri ya da normal şeker, 3 adet elma, 1 avuç kadar ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın. Hamuru için malzemeler 1 paket tereyağı ya da isteğe bağlı olarak sana yağı, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı süt, 1 su bardağı nişasta ve 4,5 su bardağı un. İç harcı için soyduğumuz 3 elmayı rendeliyoruz. Rendelediğimiz elmaları suyun çekene kadar geniş bir tavada pişirmeye bırakıyoruz. Suyu çekilen elmalarımızı, tarçınımızı, bir avuç dövdüğümüz cevizimizi ve 3 yemek kaşığı toz şeker ya da pudra şekerimizi döküyoruz ve karıştırıyoruz. Pişirdiğimiz iç harcımız kıvama geldikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. 250 gram sana yağı ya da tereyağımızı kabımıza koyuyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz. 1 adet yumurtamız. Yarım su bardağı sütümüzü koyup kıvamını veriyoruz. Yoğurduğumuz krema kıvamı alan hamurumuza kalan malzemeleri ekliyoruz. Nişastamız, pudra şekerimiz, kabartma tozu, vanilyamızı ekliyor. Yine karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ara ara un ekleyerek hamurumuzu elde edeceğiz. Unu ara ara ekleyerek hamurumuzun toparlanmasını sağlıyoruz. Unların cinsine göre 4 ya da 4,5 su bardağı değişebilir. O yüzden yavaş yavaş ekleye ekleye gitmeniz sağlıklı olacaktır. Hamurumuz toparlandı. Şimdi soğuyan iç harcımızla şekil vermeye geçiyoruz. Hamurdan bir parça kopararak elle beze haline getiriyoruz. Şekil veriyoruz. İç harcımızı yerleştiriyoruz. Ben şekil olarak yarım ay şeklimizi kullanacağım. Bu şeklimizde kesici bir bıçak yardımıyla yaydığımız hamur parçasını 3 kesit şeklinde kesiyoruz. Harcımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra yuvarlıyoruz. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Dilendirip tepsimize dizdiğimiz elmalı kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 165 derecelik fırında pişirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 20 dakika 165 derecede pişirmeye bırakıyoruz. 20 dakikanın sonunda 175 dereceye çıkarıyoruz. Kurabiyelerimizin üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Elmalı pastane kurabiyelerimiz hazır. Soğuduktan sonra üzerine isteğe bağlı pudra şekeri döktükten sonra çayın yanında enfes bir şekilde yiyebiliriz. Deneyenlere afiyet olsun.